Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber koşul yapılarına devam ediyoruz. Bu dersin konusu çoklu if yapısı arkadaşlar. Bazen bir şirkete girdiğinizde veya bir projeleri okuduğunuzda böyle yapılar mevcut arkadaşlar. Böyle birden çok if oluyor. Else bile olmuyor. Else if yapısı olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Hep böyle ifli ifli gidiyor. Bunun farkı diğerlerinden nedir? Nasıl kullanılır? Bunu anlatmak istiyorum sizlere. Bunları bir gün gördüğünüzde bana dua edeceksiniz arkadaşlar. Bunların hepsi çok önemli çünkü. Şimdi buraya geliyorum. Şu red yapayım. Şimdi bizim burada 3 tane if'imiz var. Burası 5 tane de olabilirdi. 25 tane de olabilirdi. Sayısının hiçbir önemi yok. Eğer ki arkadaşlar bir böyle koşul yapısında hani else yoksa, else if yoksa sadece bu if'lerden oluşuyorsa bunun çalışma yapısı şu şekilde oluyor. Buradaki koşula bakıyor derleyici. Burası mesela true. Şimdi burası true olursa buradaki kıvırcık parantezler ben ne demiştim? Çalışır dedim. Şuradaki kodları çalıştırdı. Bu cepte Şimdi, bir sonra burayı çalıştırdıktan sonra derleyici gidiyor bir de buna bakıyor. Çünkü bunlar if else yapısına göre dizayn edilmediği için, yani if else de neydi? Ya buna git, ya buna git diyordu. Ama burada her biri if. Eğer ki şu koşul sağlıyorsa diyorsunuz, eğer ki şu koşul sağlıyorsa, eğer ki bu koşul sağlıyorsa şeklinde, hepsine ayrı ayrı bakıyor arkadaşlar. Daha sonra geliyor buradaki koşula bakıyor. Buradaki koşul true mu? Evet, buradaki koşula true olabilir. Çünkü ikisi birbirinden bağımsız tamamen. Bu ayrı bir koşul, bu ayrı bir koşul, bu ayrı bir koşul. Burası turuysa o zaman paşam sen burayı da çalıştır diyorsunuz. Daha sonra burası bitti buraya geliyor. Buradaki koşula bakıyor. Sen turu musun? Evet ben de turuyum diyor. Burası da farklı bir koşul olduğunu hayal edin. O zaman geliyor. Buraya da çalıştırıyor arkadaşlar. Yani burada şöyle bir şey yok. Sen çalışırsan bunlar çalışmaz diye bir şey yok. Bunların her biri ayrı bir koşul arkadaşlar. Hepsi ayrı ayrı birbirinden tamamen izole bir şekilde ayrılmış gibi düşünün. Şunu böyle yapalım. Böyle arasını çizeyim. Bu şekilde birbirinden tamamen ayrı. Bunun mesela koşulu sağladı true. Burası çalıştırıldı. Ve i̇şte buna baktı. Bunun koşulu false. Hayır diyor ben seni çalıştırmam diyor. Daha sonra buna geldi baktı. Sen true musun? Evet ben true'yum dedi. Bunu da çalıştırdı bu şekilde bir yapısı mevcut arkadaşlar. Eğer ki koşulları sağlayanları çalıştırır, sağlamayanları çalıştırmayan bir yapısı mevcut. Bir sonraki derste bunun yapısını görmeye çalışalım. Bu bir yerde işinize çok yarayacak. Bunun farkında bir sonraki derste görelim arkadaşlar örnekler üzerinden. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.